İradelerimiz %100 bizim kontrolümüzde olmadığı zaman balkonumuza bile ne zaman çıkacağımızı bize başkaları söylemeye kalkacaktır. Kimi sevmemiz gerektiğini zaten onlar belirleyecekler. Kanun çıkaracaklar, şunu sev diyecekler, seveceğiz. Kim dostumuz, kim düşmanımız, bunu da herhalde sosyal kuruluşlar belirleyecek o zaman. Bu hayata müdahaledir. Hayatı düz vadide değil, yokuşlarda yaşamaktır. Sırf bu yüzden elimizde hesabını vermekte çok zorlanacağımız onca büyük nimetler bulunduğu halde kendimizi hala nimet yoksunu kabul ediyoruz. Yanımızda oynayan kayaları devirecek kadar güçlü çocukların baba anne diye bağırdığını duya duya filancanın servetinden bizim fakirliğimizden söz ediyoruz. Bize elmastan değerli çocuklar veren, torunlar veren, onlarla oturup neşelenmeyi lütfeden Allah'ın gözü önünde meleklerin her sözümüzü yazdığını bildiğimiz halde yok canım bizim sülalenin durumu iyi değil diyoruz. Senin sülalen bir nüfus müdürlüğünü dolduracak kadar çocuk sahibi. Yok, bir şey vermedi Allah. Çocuk, köy, mal ve bir miktar servet verdi. Bir şey vermedi ama. Bir de sıhhat. Hiç doktor yüzü görmemiş. Ekmek taştan olsa dişleriyle kemirecek kadar sıhhati var. Ama Allah ona bir şey vermemiş. Sıhhatten, evlattan ve akşam kapısını kapattığımız evden daha büyük nimet imanımız olabilir. Elhamdülillah imanımız var. Bu nimetlerde kimde ne kadar varsa kendini o kadar zengin bilmelidir ki hayata bir ağacın altında dinlenmek için bu dünyaya gelmiş insan gözüyle bakan Resulullah'ın biricik ümmeti olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Sakalla veya kılık kıyafetle öğle namazının sünnetini kılmakla elbette mübarek işler yapıyoruz. Ama kafalar liberal olduğu sürece, paranın hükümranlığına esir edilmiş kafaların sahibi olduğumuz sürece, Enes İbni Malik gibi, Ayşe gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi mümin olma yolunda çok geri kaldık demektir. Ev nimetini milyonlarca kere şükretmemiz gereken bir nimet olarak görmek zorundayız.